Beşiktaş'la Adana Demirspor arasındaki mücadele için hemen stada gidelim. Furkan Yıldız bizi bekliyor. Beşiktaş'ta tabii ağır yenilgi sonrası kadroda bazı değişikliklerin olması gündemdeydi. Eğer varsa transferde de sıcak gelişmeler alabiliriz senden. Furkan, söz sende. Onur Yıldız, iyi yayınlar. Dolmabahçe'den bizler de mutlu günler dileyelim. Kış güneşinin yüzünü gösterdiği güzel bir Ocak günü İstanbul'da. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde de yine güzel bir futbol karşılaşması olmasını bekliyoruz. Beşiktaş arka arkaya oynadığı 3 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Kupada ve ligde arka arkaya aldığı 3 galibiyetin ardından siyah beyazlar geçtiğimiz hafta ise Süper Lig'de Siktaş Yapı Pendik Spor karşısında 4-0'lık bir şok yenilgi yaşadı demek de yanlış olmaz. Bu akşamki Adana Demirspor maçıyla beraber Beşiktaş yeniden bir çıkış yakalamı, yeniden bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Tabii ki ligde geride kalan haftalara baktığımızda, puan tablosuna baktığımızda şampiyonluk yarışının, zirve yarışının biraz uzağında kalmış gibi görünüyor Beşiktaş. Bunu da belki dile getirmek de yanlış olmaz ama özellikle Avrupa Kupalarına katılım noktasında ligde 3. ve 4. sıranın belirlenmesi açısından da bu akşamki mücadele oldukça önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaptığımız tüm maç günü bağlantılarında hep ağırlıklı olarak eksiklerden bahsediyoruz. Bugünkü akşamki maç üzerinde de yine çok sayıda eksiğin olduğunu da dile getirelim. Bugün Beşiktaş'ın maç kadrosunda sakatlıkları devam eden Amir Hacı Zahmetoviç ile beraber Alex Oxlade-Chamberlain yine maç kadrosunda yok. Bu akşam Fernando Santos hem Chamberlain'den hem de Hacı Zahmetoviç'ten yine faydalanamayacak. Bu iki futbolcu üzerinde şu bilgiyi aktaralım. Beşiktaş'ta iki isim de hem Amir hem de Oxlade Chamberlain sezonu kapatmışlardı ve Beşiktaş yönetimi iki futbolcuyla alakalı da sözleşmelerini dondurmak için görüşmelerini devam ediyor. Fakat burada İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain konusunda ufak bir pürüz var Onur Yıldız. İngiliz futbolcu şu an için bu teklife, bu duruma çok sıcak bakmıyor. Yönetimin görüşmeleri devam ettirdiğini söyleyelim. İlerleyen günlerde bu konuda da en azından bir sonuca varılmasını umuyoruz. Fakat Amir konusunda, Amir Hacı Zahmetoviç konusunda ise herhangi bir pürüz yok. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Hacı Zahmetoviç'in sözleşmesinin dondurulduğunu, askıya alındığını da artık resmi olarak açıklamasını bizler de bekliyoruz. Bu hamle kritik bir hamle. Neden kritik bir hamle? Onu da açıklayalım hemen. Beşiktaş'ın şu an için mevcutta 12 yabancı futbolcusu var. Hacı Zahmetoviç'in sözleşmesi askıya alındıktan sonra Beşiktaş'ta artı 3 yabancı hakkı olacak siyah beyazların ve aslında kış transfer döneminde de Beşiktaş yönetimi 3 yabancı transferi yapmayı planlıyor. Stoper bölgesi için, ön libero bölgesi için ve ofansif orta saha noktasında Beşiktaş yönetiminin transfer çalışmalarında devam ettiğini söyleyelim. Bu hafta özellikle oldukça hareketli geçmesini bekliyoruz. Siyah beyazlarda dün futbol komitesinde, futbolda transferde sorumlu bir kişiyle yapmış olduğumuz görüşmede 1-2 transferin bu hafta sonuçlanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirmişti. Bizler de Sivasspor maçı öncesinde, pazar günkü Sivasspor deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta bu hafta içinde transfer konusunda hareketliliğin yaşanmasını bekliyoruz. Hem gelenler hem de gidenler konusunda hareketli bir dönem Beşiktaş camiasını bekliyor. Tekrar maça dönelim. Kadroda Hacı Zahmetoviç ve Chamberlain yok olarak da Salih Uçan'ın yine sakatlığının devam ettiğini söyleyelim. Bu akşamki Adana Demirspor mücadelesinde Salih'in de forma giymesini beklemiyoruz. 4 isimse siyah beyazlarda. Masuaku, Colli, Amarty ve Aboubakar Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bugünkü maçın kadrosunda yoklar. Senin de ifade ettiğin gibi Onur Yıldız, özellikle Pendik Spor mağlubiyeti sonrasında kadro konusunda çok fazla merak edilen noktalar var. Fernando Santos'un bu akşam değişiklikler yapmasını, bazı neşteri özellikle tırnak içerisinde ilk 11'e vurma beklediğimiz bölgeler var. Nasıl bir kadro bekliyoruz Beşiktaş'ta bu akşam? Onu aktaralım hemen. Kalede yine Mert Günok görev alacak. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında bu akşam Jonas Svensson'un sahada olmasını bekliyoruz. Ligimizde daha önce Svensson yaklaşık 2,5 yıl boyunca Adana Demirspor forması giymiş ve kış transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bugünkü mücadelede onun da ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sol tarafında bugün Bahtiyar Zaynutdin göreceğiz. Stoper ikilisinde kaptan Necip'le beraber Tayyip Tağlağa Sanuç'un görev almasını bekliyoruz. Önlerinde özellikle Beşiktaş'ta orta alandaki eksik sayısı oldukça fazla. Bugün Fernando Santos'un Demir Ege Tıknaz'la beraber Jetson Fernandez'e orta sahanın göbeğinde, merkezinde şans vermesini bekliyoruz. Önlerinde ise biraz daha rakip kaleye yakın
Milot. Raşitsa sağ tarafta Semih. Sol tarafta Antere. Biçvenüse ise bugün Beşiktaş'ın Jackson Muleka 11'i ile sahada olmasını bekliyoruz. Geçelim konuk ekibe. Yukatel Adana Demirspor'sa Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkartamadı. Konuk ekip de aslında tırnak içerisinde bulunmuş olduğu bu krizden bir an önce çıkmayı hedefliyor. Teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman gelmişti konuk ekipte ve geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki Ankara Gücü maçıyla beraber Hikmet Hoca da takımın başındaki ilk maçta çıkmıştı. Bu akşam İstanbul deplasmanından, Beşiktaş deplasmanından onlar da iyi bir skorla ayrılmayı, yeni bir çıkış yakalamayı, bu kriz ortamını atlatmayı hedefliyorlar. Önemli eksikleri var konuk ekibinde. Maç kadrosuna baktığımızda yeni eksiklerin dikkat çektiği bir noktada konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Balotelli sakatlıkları devam ettiği için bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekler. Ek olarak eski bir Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, İsmail Sisse ve Vedat'ın ise durumları belirsiz. Onların da bu akşam maç kadrosunda olmalarını beklemiyoruz. Son ek olaraksa yine Niyank'ın da kadro dışı durumunun devam ettiğini ve bu akşam Beşiktaş karşısında sahada olamayacağını ifade edeyim. Peki konuk ekibin nasıl bir 11 ile sahada olmasını bekliyoruz? Kalede bu akşam konuk ekipte Hikmet Karaman'ın, 11'inin ise Magomed Aliyev'in kalede olmasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Manev, sol tarafında Yusuf Erdoğan, savunmanın merkezinde kaptan Semih'le beraber bugün Grevio'nun görev almalarını bekliyoruz. Önlerinde Stambouli ve Mitsu ikilisi. Hücumunsa sağ tarafında Akintola, sol tarafında Luis Nani, merkezde Emre Akbaba, en üstte ise Yusuf Baresi 11 ile konuk Adana Demirspor'un da Beşiktaş karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Hafta içerisi olmasına rağmen maça ilginin biraz erken de bir saat olduğunu belirtmekle beraber iyi olduğunu, iyi seviyede olduğunu da söyleyelim. Bu akşam saat 20'de futbol severleri keyifli bir futbol mücadelesi bekliyor elbette. Biz yine gün boyu ekip arkadaşım Erdal Balcı ile beraber buradan Dolmabahçe'den tüm yansıyanları bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan sana bırakayım Onur Yıldız. Furkan Yıldız'a teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Serdar Sarıdağ Beşiktaş'ta. Şimdi Pendik maçı sonrası yine bir yara sarma maçı. Bazı değişiklikler var kadroda. Bakıyorum işte Cenk, Onur, Umut gibi oyuncular olmayacak kadroda. Eksikler de var tabii, sakatlar, Afrika Kupası'nda olanlar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Çünkü içeride Beşiktaş son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Fernando Santos da çok karizmatik bir şekilde gelmişti başarılı sonuçlarla ama o karizma biraz zedelendi Pendik maçıyla. Şimdi artık Beşiktaş yara sarmıyor. Ne yapıyor? Organ nakli bekliyor. Ha bak, güzeldi bu. Durum o kadar vahim yani, organ nakli bekliyor şu an. Uygun bir organ bulunursa artık dalak mı, ciğer mi, kalp mi bekliyor? Bence kalp bekliyor. Yani Beşiktaş öyle yara sarma, pansuman, onları geçtim. Organ bekliyor. Bildiğin organ nakli bekliyor. O da transfer dönemi.